Çok iyi gördüm. İyiyim, teşekkür ederim, iyiyim. Ama biraz merak ettik yaz çalışmaları esnasında. Evet, biraz problemli geçti bu ya. Evet. Şimdi aslında bu bir pazar öğleden sonra dinlence eğlence programı ama... ...ben şimdi paldır küldür iki senedir senin peşinde dolaşıyorum... ...yakalasam bir şeyler soracağım diye. Onun için hemen damdan düşer gibi. Yahu kendinle hesaplaşmaktan vazgeçmeyecek misin? Seninle kavga etmekten artık vazgeçmeyecek misin? Vallahi bilemiyorum ki. Planlı programlı bir şey yok. Annemle dün telefonla konuştum, o da çok şikayetçi böyle şeylerden. Dedi, hastalığıma da çok üzülmüş. Dedi ki, Sezen aklını başına al, felek eşeğine çüştü. Hayır, o değil de yani... ...artık herkesin gönlünde taht kurduğum, biraz evvel anonsa söylediğim gibi... ...içimizi ışıkla doldurdun. Yahu Sezen, bunun bir orta yolu var. Biraz rahat et. Şunun sefasını sür, boyun ellerini taşların altına sokarsın. Boyun ellerini taşların ya altına. Ya aslında işte o herhalde biraz yapıyla ilgili. Bir de zaman geçtikçe insan daha da önemsemeye başlıyor, daha da ciddi almaya başlıyor. Evet. Biraz da işte kayıtlarla, yapıyla falan ilgili herhalde. Öyle bir, aslında onu yapmam lazım. Yani profesyonel olarak da ruhumu dinlendirmem lazım, tatile çıkarmam lazım ama olmuyor işte. Ruhunu da dinlendirmen, kendini de dinlendirmen evet. lazım. Şimdi efendim, konserler yetmiyor, kaset çalışmaları yetmiyor, yüklendiğin prodüksiyonlar üst üste ya. Yetmiyormuş gibi. Dizilere müzikler, ATV'ye bile ellerine sağlık. O bakımdan söyledim, yani bu kadarı bana yeter. Ben bu yolda, bu tempoyla rahatça bir gideyim var. Bir de böyle boyuna kendini imtihana sokmak, kendini imtihana sokmak. Ama aslında en önemlisi galiba şeyle ilgili, yani çok seviyorum şarkı yazmayı. Yani beni en mutlu eden şey hayatta bir şarkının çıkış anı. Yeni bir sözün, yeni bir melodinin geldiği an. Aslında ondan istesem de vazgeçmem mümkün değil. Hatta yani ben mesela çok üzüntülü olduğum zamanlar, çok gergin olduğum zamanlar hemen gidiyorum odaya, teybim falan hazırlıyorum, bir beste yapayım diyorum. O benim için aslında bir anlamda hayatı kolaylaştırmaya, işte evet. problemleri çözmeye, olumsuzlukları olumlu yapmaya falan yarıyor. Şimdi tabii insan işini sevmesi, bu kadar severek, bağlanarak, aşkla yapması çok güzel bir şey de... Annecinin fikrine biraz işte eder gibiyim. Hatırlıyorum bundan 3 sene evvel filan bir şeyinde, bir beyanatında dünyada iz bırakmak gibi bir tutkum var ya da böyle bir saplantıya girdim filan kendini bir parçada şey ederek ne derler, hani ne lüzum vardı bu lafa söyler gibi hem kendinle hafif müstesni gülümsüyordum. Ben çok eğlendim kendim. Ama şimdi o zamandan bu zamana kaç sene geçti artık, İzmiz filan diye temel attın, binalar çıktı, saraylar oldu. Onun için diyorum, çok sevdiğim için diyorum birazcık ağır. Teşekkür ederim. Gene annemin blokunu söyleyeceğim, bizimki telefon konuşması. Çocukken de böyleydin, sen de aferin delisisin dedi bana. Evet. Herhalde öyle bir problemim var. Bu arada hemen daha başlar başlamaz bir parça rahatsızlık lafı geçtiydi. Yani. Seni sevenler çok merak etti ama bari senin ağzından o kadar da önemli bir şey olmadığı müjdesini alsınlar. Şimdi aklımı başıma toplayıp kendime bakarsan ve doktorların, yani insan hastalığını iyi tanımalı ve bununla dost yaşamalı dedi bana Nazif Hoca, doktorum benim kendisi. Ben biraz bunu ihmal ettim, yani bir türlü insan ikna olamıyor, hastalığı kendine çok uzak bir şey gibi zannediyordu uzun seneler. Direkt bu hipoglisemi şekerden bir önceki aşamasını yaşıyorum ben. Evet, direkt orada duracak inşallah. Sinir sistemi de pankreasa bağlı ve bütün şeker dengesi alt üst oluyor, heyecanlanınca. Gerilince, üzülünce, yani her şey direkt şeker şeyinin sınırının alt seviyelere çekiyor. O da çok fena bir şey. Biz şimdi 3 kişi olduk. Sahnede olunca çok kötü oluyor. Biz şimdi 3 kişi olduk. Bak anneciğin, ben, bir de bak doktor bey de. Evet, doktor. Hem diyor ki gerilince, sinirlenince, üzülünce. Dinlendireceğim kendimi, evet. Yani, değil mi? Peki. Bakın, çok önemli bir şey değil yani ama. Ama. İşte üst üste olduğu için herhalde biraz. Ne oluyor, nasıl bir duygu oluyor bu bir atak şeklinde mi geliyor? Şimdi çok alt sınırlara düşüyor, yani 60'larda 50'lerde falan dolaşıyordu son işte bu birkaç ay içinde düştüğü zaman. Şey gibi yani işte bir aşırı bir terleme, müthiş bir titreme. Bütün sesler uzaklaşıyor. Sahne... Haber veriyor mu evvelden geliyorum diye? Bazen sahnede oluyordu, bu beni tabii çok huzurumu ve keyfimi. Onu okudum kaçırdı. Kahroldum ya. Yani içi narkoz veriliyor, bütün her şey uzaklaşıyor, hafif böyle bir... Hayır. Fakat sahnede olunca insan bir şekilde gene de direniyor ama bakmak lazım. Yani ciddi almam gerekiyor bütün meseleyi. Şimdi böyle bir MR var mı biz senden konuşurken? Biraz heyecanlanıyorum. Öyle mi? Yok öyle bir şey yok şu an. Peki o zaman. Biraz şey vardı o kadar. Güzel çekilmiş. Kim çekti? Evvela onu tebrik etmek lazım. Üstün Barış da çekti. İtalyan görüntü yönetmeni ve ışık geldi. Evet. Onlar çektiler. Orada bir şey var. Bak nasıl aklımda kalmış orada.
Ekranın bu köşesinde böyle bir dikdörtgen gibi bir bölüm oluyor. Sen oraya kayarken ekrana da siyah beyazı andıran belki de sepya mepya renkli bir şeyler geliyor. Orada tabii benim dikkatimi şey çekmedi. Kim geliyor, kim gidiyor, sepyanın içinde ne var? Ben gözümü sevdiğime diktiğim için orada. Yahu orada bir şey dikkatimi çekti. O şarkının o bölümünde yüzünde bu tebessüm varken bu tebessüm yavaşça yayılıyor. Sonra üst dudak biraz kalkıyor. Sonra alt dudak tebessüm büyüyor. Sonunda bu yaptığın işten ne kadar zevk aldığını, ne kadar keyif aldığını ayağın beyan belli eden harika bir gülüş. Ben dedim bunu İtalyan değil, bütün İtalyan resmileri bir araya gelse Sezen'e öğretemez, onun içinden geldi bu herhalde. Şarkı söylerken tabii ben mümkün olduğu kadar içinden geldiği gibi olmaya gayret ediyorum. Eğer çok dikkatimi dağıtan bir şey olmazsa içimden geldiği gibi olmaya çalışıyorum. Şimdi tevazu gösterme çünkü iki sene evvelki bir lafını da anlatıyorum. Sana birisi, keşke ben olsaydım onu soran aklıma gelseydi de. Televizyon ekranındaki o buzlu cam kalkıyor. Sezen birdenbire seyirciyle, gönül gönüle, kalp kalbe geliyor. Bunun sırrı ne diye sana sormuştu. Sen de demiştin ki bakmasını bilmek lazım. Öyle demişim. Şimdi aslında onu yani artık düşünerek de bakmasını bilmek yerine mümkün olduğu kadar gerçekten nasıl bakıyorsam yani mümkün olduğu kadar samimi olmasına çok özen gösteriyorum. Çünkü bazen profesyonel olarak insan olması gerektiği gibi de bakıyor gerçekten ama çok içten olanla düşünülerek yapılan arasında mutlaka bir fark oluyor. Yani mümkün olduğu kadar kendim gibi olmaya çalışıyorum. İçten, bütün kameralara, ışıklara rağmen. Olsun, içten olmasa zaten o ışıklığı oradan hemen çıkıp. Belli yani oluyor. Peki, biraz evvel de beni şımarttın dedin ki ben küçükken çık şarkı söyle dedikleri zaman hemen fırlan çıkardım. Şimdi büyüdüm ben söylüyorum. Hadi bakalım çık bir şarkı tamam söyle. Tamam. Oh,
yine de...